Herkese merhaba. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda Grandmaster'ın eldiveni ile ilgili bir forum postundan bahsedeceğiz. Gördüğünüz gibi dün kabam Grandmaster'ın gauntlet'i ile ilgili bir forum postu açtı ve bu maceranın ayrıntılarından bahsetti. Şimdi postu okuyalım. Tahtı kıranlar, uçurumun derinliklerini keşfedenler ve fethedilecek zirveleri kalmayanlar için büyük üstat size bir meydan okuma verir." diyor. Grandmaster Gauntlet'e girin yani Grandmaster'ın eldiveni, büyük ustanın eldiveni. Başka hiçbir şeye benzemeyen bu acımasız meydan okuma 2 Haziran saat 10 PT'den 23 Haziran 10 PT'ye kadar sürecek. Yani akşam 8'den 23 Haziran akşam 8'e kadar sürecek Türkiye saatiyle. Lütfen dikkat. Sürüm notlarımız başlangıçta Grandmaster Gauntlet'in 31 gün boyunca mevcut olacağını belirtti. Bu yanlıştı diyor. Buradan zaten 21 gün mevcut olacağı belli oluyor arkadaşlar 2 Haziran'da 23 Haziran'a kadar dediğine göre. Evet, Grandmaster kitaptaki her kuralı esnetmiş ve bulabileceği her kötü bükümü bu zorlu göreve yerleştirmiştir diyor. Vallahi aynı şeyi labirent efsa, efsaneler de diyordu arkadaşlar. 20 dövüş ve tek bir son patrondan oluşan The Grandmaster's Gauntlet yalnızca en güçlü ve en zeki sihirdarlar için üretildi. Ve bu nedenle yalnızca Thronebreaker ünvanını kazananlar için geçerli olacak. Yani sadece taht kırıcı olanlar girebilecek. Şövalye olanlar hemen taht kırıcı olmaya çalışın. Çünkü bu kaçınılmaz bir meydan okuma çok da güzel ödülleri var sonunda göreceğiz. E, 21 dövüşümüz var. 20 dövüş artı boss dövüşü arkadaşlar. E, yapı. Bu 20 dövüş görevi her biri 5 dövüşten olan 4 oluşan 4 bölüme ayrılmış. Artı bir final boss tek bir yoldan oluşur. 1 ve 3. bölümlerin sonunda yolu iki ayıran bir çatal bulacaksınız. Bir yol sizi doğrudan boss'a taşıyacak bir portal içerir. Bu da sizi yenmek için sandıklardan tüm ödülleri talep etmenizi sağlar. Toplamışsınız. Diğer yol bir ödül sandığı ve bir sonraki bölümü açıdan bir portal içerir diyor. E, bu sandıktaki ödülleri elde etmek için bir sonraki bölüme geçmeniz gerektiği anlamına gelir. Burada bir kez daha devam etme veya çıkıştan çıkma seçeneğiniz olacak. Son bölüm 2 de dallanmayacak ve sizi son patrona götür, götürecektir diyor. Son bölüm 2'de dediği kısmı anlayamadım. Oraya bir bakayım. Hı. Ha, son section aynı. Yani son kısma gittiğimiz zaman ikiye bölünmeyecek ve bizi direkt son boss'a götürecek. E zaten Otomatikman öyle oluyor. Evet. Bu, bu sandıklardan herhangi bir ödül almak için en az 10 dövüş tamamlamanız gerektiği anlamına gelir. Diyor. Görevi bitirir veya bitirirseniz <laughs> bir dahaki sefer sefere girdiğinizde baştan başlayacaksınız. Yani burada görevi bitirir veya çıkarsanız demek istemiş herhalde. Şöyle bir bakalım. If you exit or finish. Aynen. Görevi bitirir veya çıkarsanız. Bir dahaki sefere girdiğinizde baştan başlayacaksınız. Bu son sandıktan en iyi ödülleri almak için tüm bu dövüşleri arka arkaya yenmeniz gerektiği anlamına gelir. Bu aynı Can Malay'in meydan okuması gibi arkadaşlar. Bütün yolları bir tek seferde bitirmeniz gerekiyor. Öyle bir yol bitireyim boss'a atlamak yok. Sadece işte birinci ve üçüncü bölümlerin sonunda olacak bu. Herhalde son bölümde şey olmayacak işte sizi direkt boss'a atlatmayacak. Dört bölüme ayrılmış diyor da. Ee, onu macera gelince göreceğiz zaten ondan sonra örneğin demiş ki ilk iki bölümü tamamlarsanız ve devam etmek yerine çıkmayı seçerseniz en baştan başlayacaksınız ve üçüncü ve dördüncü bölümlere geçmeden önce bu iki yolu tekrar tamamlamanız gerekir diyor yani işte birinci bölüm ikinci bölüm üçüncü bölüm dördüncü bölüm arkadaşlar dördüncü bölüme gelmeden önce diğer üç bölümü tamamlamak zorundasınız. Yani maceraya başlayıp direkt dördüncü bölüme gidemeyeceksiniz arkadaşlar. Öyle bir zorlama var. Evet meydan okuma. Bu RPG bilgisini değerli bir ekip oluşturma yeteneğini ve en iyi oyuncularımızın ham becerilerini test etmek için tasarlanmış aşırı bir meydan okumadır. Her dövüş belli bir amaç üzerinde amaç göz önünde bulundurularak inşa edilmiştir. Ancak bölümlerin basit bir teması veya basit RPG sayıcıları olması gerekmez. Bu her dövüşü kendi başına ayrı bir mücadele haline getirir ve hiçbir takım ya da şampiyon bir bölüme ya da tüm görevi mükemmel karşı koyamaz. Zorluğun püf noktası burada yatıyor diyor. Yani güzel haber arkadaşlar. Burada planlama ve e, ekiple, ekibimizi iyi kurmak e, tamamen e, belirleyici bir faktör. E, eğer herkese farklı rakip gelmezse, herkese aynı rakip gelirse ki herkese aynı rakipler gelir büyük ihtimalle. E, en iyi kadro oluşturuldu mu herkes rahatça kadrosunu kurup girecektir. Tabi kiroları da sahipsiniz. Bir görevin zorluk seviyesini tam olarak belirlemek her zaman zordur. Ancak bu görevin amacı biraz daha zor olması da Abyss'inkine benzer bir meydan okuma olmaktır. Ancak odak noktası büyük sağlık havuzları değildir. Zaten zorlu temel kitleri geliştiren milyonlarca ancak zor takviyeler ve düğümler. Yani burada daha çok herhalde 1,5 milyon gibi canları olacak herhalde arkadaşlar. O 4 milyon canları falan olmayacak gibi geldi bana kendi benzersiz komplikasyonlarıyla daha kısa, daha yoğun dövüşler ve ödüllendirilmek için sebat etmeniz gereken düşmanca bir seviye tasarımı demiş. Yani 1,5 milyon bile çok fazla aslında. Eğer zor, e, büyük sağlık havuzları değil diyorsa 500 bin canları falan da olabilir arkadaşlar. O konuda bir açıklama yok. Evet karşılaşmalar. O oh, hayır hepsini vermeyeceğiz. Ancak herkesin ne bekleyeceğini dair bir tat vermek için son bossu ve dövüşlerin ilk yolunu açıklayacağız diyor. Son boss isimsiz Thanos arkadaşlar. İsimsiz Thanos nasıl da hatırlıyorsunuz. E, Gri Thanos ve dövmesi oldukça zor bir tanesi. Hani biz bir ara gelmişti tekrar o isimsiz Thanos. Böyle canının son %30'unu da yok edilemez oluyordu da o yok edilemezi alıkoymalarla falan kaldıra kaldıra özel saldırı üçümüzle döverdik hani. Ee, çok kısa zırh kırma alırdı üstüne. O esnada vurmamız gerekirdi Thanos'a. O şekil olacak herhalde. Zaten %300 şampiyon desteği ve %1000 sağlık artışı diyor. Bu %1300 sağlık demek arkadaşlar. %300 şampiyon desteğinde sağlık da vardır çünkü. Hem sağlık hem saldırı var galiba. Valla bu Thanos e, dövüş dövüşmesini bilmeyenler için tam bir baş belası olacak. Hatta iyi dövüşenler iyi dövüşenleri bile çok zorlayacaktır bu isimsiz Thanos büyük ihtimalle. Benim isimsiz Thanos videom var arkadaşlar. 4 yıldızlı Hyperion'a dövmüştüm. Eğer o Thanos'sa bu gelecek olan o videomu izleyebilirsiniz. E, yol 1 Doktor Doom demiş. İlk önce kabarcık kalkan dediği balon kalkan, parçacık koruyucu 2.5, mikro yansıtma ve boyut önemlidir. Yani Burada e, Neymar 200 kopyanız varsa veya X-Large şampiyonlarınızı getirirseniz çok rahat halledersiniz bu doktorluğumu. Terax uzaktan gelen güçlü enerji ver ve galaktik müdahale demiş. Enerji verdiğine göre %100 güç kazanımı falan var. Uzakla, uzaktan gelen güçlü de, de yani e, bizden uzaklaştığımı güç kazanıyor. Valla Quake bunu alır. Doktorluğumu da alır arkadaşlar. Vision dediği Vision. Güç Bağı, Artan İntikam ve Küçük Ölüm Yönü demiş. Bunlar ne biçim bir çeviri Bir bakayım İngilizcesinde ne yazıyor? Yani güç Bağı, Surging Vengeance ve Minor Aspect of Death. Surging Vengeance arkadaşlar sırasıyla özel saldırı 1, özel saldırı 2 ve özel saldırı 3'ü atıyor. O karo. Minor Aspect of Death'te de ne oluyordu hatırlamıyorum. Özel saldırısını aktifleştirdikten sonra biraz e, şey oluyordu galiba. Ölüm dokunuşu oluyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra MODOK var arkadaşlar. Şöyle geri dönelim. E, hard Knock Life dediği. Doğru zamanda blok yaptığımız zaman üstümüze yönünü şaşırt pasif almanız işte blok yeteneğimiz falan azaltıyor. Sersemletme hassaslığı var. Bu karoyu hiç duymadım. Chair Larson's diye bir karo var arkadaşlar hiç duymadım onu. Specialist 1 var bir de e, güçlendirilmiş özel saldırı 1 var. Ondan sonra örümcek domuz arkadaşlar gene güç karosu var güç bağı var. Savunma odaklı oynuyor ve bağışıklığı var yani herhalde zayıflatıcı bağışıklığı olacak arkadaşlar. Evet ilk yolun spoilerı verilmiş arkadaşlar. Ee, ilk yol bir kolay görünüyor. Halledilir yani rahatça. Bakalım diğer yollar ne kadar zor olacak onları yarın göreceğiz. Gelelim ödüllere arkadaşlar. Büyük üstadın eldivenin tamamlanması için oyuncular büyük üstaddan küçük bir ödül alacaklar. Ancak en büyük ödüllerin her bölümde bulunan sandıklarda olduğunu unutmayın diyor. Tamamlayınca arkadaşlar bir tane 6 yıldızlı birden ikiye rütbe yükseltme mücevher kristali kazanıyoruz. Bakalım aynen kristal yani genetik genel değil kristal alıyoruz. 4 tane alfa 2 katalizörü, 5000 tane 6 yıldızlı kahraman kristal parçası bari 10.000 liraydı. 250.000 de altın. Ama mesele tamamlamak değil sandıklar arkadaşlar bunu sakın unutmayın. Gelelim sandıklara. Birinci sandık bir tane alt yıldızlı rütbe 1'den 2'ye rütbe atlatma mücevheri veriyor. Genel diyor gördüğünüz gibi. 8 tane A2, 10.000 tane 6 yıldızlı kristal parçası ve 500.000 de altın diyor. İkinci sandık bir tane S5 seçici %25 S5 seçici hem de. 3 tane e, T5, 15.000 altı yıldızlı kahraman kristali parçası ve 750.000 altın diyor. Sandık 3, 20.250 3. kademe alfa katalizörü parçaları. Bunlar kafaya taktılar. R4 atacağız illa yani. Evet Bir tane yine S5 e, %25'lik seçici arkadaşlar. Bir tane altı yıldızlı nexus kristali ve 1 milyon altın. Bakın 3. sandıkta nexusu veriyor. E, epey zorlayıcı olacak 3. sandık. Ve dördüncü sandık 34.200 T6 parçası. Bir tane S5 seçici, 50 tane 6 yıldızlı genel taş, 2 milyonda altın sandık 4 mükemmel arkadaşlar. Bizi epey zorlayacak. Yani bildiğiniz Karina bu kadar vermiyor. Zaten Karina da 50 tane 6 yıldızlı özel taş veriyor. S5 seçici veriyor muydu hatırlamıyorum galiba veriyor. Ee, 34.200 T6 parçası vermiyordu ama arkadaşlar galiba. Veya ona yakın bir şey veriyordur. Gördüğünüz gibi ödüller gayet iyi arkadaşlar. Ama ne kadar diritmemiz yiyecek hiç bilmiyoruz. Valla stoğumuzu, kredilerimizi boşaltacağız bunun için. Zaten 3 haftamız var. Evet Meydan geri dönecek diyor. Diğer yüksek zorluk dereceli içeriklerimizden farklı olarak bu zorluk yalnızca geçicidir. Ancak henüz tamamlayamazsınız endişelenmeyin. Büyük Üstat gelecekte daha fazla oyuncunun üstlenmesi için meydan okumasını tekrar uzatacak diyor. Yaptığınız herhangi bir ilerle ileriye taşınacaktır. Bu tüm görevi zaten tamamladıysanız siz daha fazla ödül için onu tekrarlamayacağınız anlamına gelir. Öyle, yok öyle beleşçilik diyor yani. Tekrarlayamayacağınız daha doğrusu. Bir veya iki sandık topladıysanız mücadele geri döndüğünde Bu sandıklar bir daha size sunulmayacaktır. Öyle beleşçilik yok diyorlar. Tamamlamayanlar için geri dönecek. Bu meydan okuma hazırlıksızlar için değil, oyuncu. Oyundaki tüm içeri yüzde yüz keşfetmediyseniz de almadan önce bunları almanızı öneririz diyor. Yani daha abisi falan yüzlemediyseniz buraya hiç girmeyin diyor size arkadaşlar gidip varyant oynayın hikaye maceranızı tamamlayın falan diyor buraya sonra gelin diyor epey zorlayacak bizi yani arkadaşlar valla korkuttu heyecanla bekliyoruz nasıl olduğunu ve bu bu akşam canlı yayında bunu geçmeye çalışacağız arkadaşlar ee, hepinizle konuşacağız ee, canlı yayında en iyi takım nasıl olur kimleri kullanmak gerek diye hep birlikte tartışacağız ve bu akşamki canlı yayında Grandmaster'ın eldivenini hep birlikte geçeceğiz arkadaşlar akşam 9'da hepinizi canlı yayınıma bekliyorum evet Gel, hepinizi bekliyorum dediğim gibi bu videomun sonuna geldik anlamadığınız bir yer varsa sorabilirsiniz sorularınızı yorumlarınızı bekliyorum bir sonraki videomda ve akşamki canlı yayınımda görüşmek üzere